ön planda olmayı seven biriyim. Allah Allah ya, hiç belli olmuyor yani şapkandan falan da hani hiç. Sen bu sesi yapmaya devam edeceksin. Oynadığınız kadar. Hayır, bu sadece bunu kesip koyarsan hiç olmaz abi. Nilay olarak mı konuştun, Feyza olarak mı? Sen mi? Sen mi? Karavancı abilere falan sorsak söyler. Hadi ya, yapar. Bizi izlemeyene devam edin. Feyza Hanım, Emrah Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size birkaç sorum olacak. Tabii ki. Başlıyorum. Oyunculuğa nasıl başladınız? Buyurun. 15 yaşımdan beri profesyonel olarak oynuyordum dizilerde. Hobi olarak başladı benim için. Sonra hayatım anlamı oldu. Konuk oyunculukla başladım. Sonra işte reklam, konuk oyunculuk derken sonra ilk profesyonel işime 15 yaşımda başladım. Öyle devam ettim. Ben o kadar erken başladım. ben lisede tiyatro yaparak başladım. Ondan sonra standart hikaye zaten. Herkes hikaye. Hayatınızın dönüm noktaları var mı? Bu sefer ilk söz sende. Bilmiyorum ya. Varsa da ben farkında değilim yani. Mutlaka vardır da. Yani tiyatroya başlamak diyebiliriz herhalde. Oyunculuğa başlamak diyebiliriz. Benim de herhalde oyunculuğa başlamak. Kızılcık Şerbeti senaryosunu ilk okuduğunuzda neler düşündünüz? Kesinlikle. Yani birincisi ilk olarak proje çok hoşuma gitti. Çünkü Türkiye'de daha önce işlenmemiş bir konuydu, projeydi. O yüzden çok heyecanlandım. Hem de riskli geldi bir yandan. Acaba nasıl tepkiler alacağız vesaire diye ama şu an çıkan sonuçtan çok memnunum, çok mutluyum. Karakterimi de çok seviyorum, çok severek oynuyorum, çok benimsedim. Rolümü de çok seviyorum. Ekip de çok güzel, her şey çok güzel. Vallahi ben ilk zaten senaryo 5 bölüm olarak gelmiş, değil mi? 5 bölüm olarak gelmiş. Bu zaten çok rastlanan bir şey değil. Başlı başına zaten 5 bölüm olarak gelmesi bir kere yazarların işin dünyasına ne kadar hakim olduğunu çok net gösteriyor. Kızılcık Şerbeti setindeki ilk gününüzü hatırlıyor musunuz? Evet, bizim seninle ilk gün aynı gün. İlk gün aynı gün, evet. Şeyde, biz Settar abiyle başka bir tiyatrodan tanışıyoruz, birlikte çalışıyoruz. Settar abiyi almaya geldiklerinde kapı açıldı ve Feyza Civele karşında pembe bir kombinle, şuradan ayağa kadar pembe bir eşortman kombiniyle karşımdaydı. Yani onu nasıl unutayım ya bunu? Şapkamla bile unutayım. Aynen. Farkın. Farkın. Evet. O yüzden unutamıyorum onu. Yani evet, değişik bir tarzım var ama biraz akılda kalıcı galiba. Kesinlikle akılda çok kalıcı. Çok. Ya ilk set günü çok heyecanlıydı. Hepimiz birbirimiz, yani çoğumuz tanımıyoruz birbirimizi. Daha role girmemişiz ama çok keyifliydi. İlk gün benim için unutulmazdı yani. Oynadığınız karakterle benzer yanlarınız var mı? Sen bu sesi yapmaya devam edeceksin. Hangi ses? Oynadığınız karakter. Eyvallah. Ay, tabii ki vardı bunda. Ama bir yabancılaşıyorum ben. Az önce normal konuşuyorduk, bir anda tonun değişti falan. Bravo. Şey, çok tebrik ederim. Yani. Hiç yok. Yani hiç yok. Benim var mı? Ben de biraz öyle ön planda olmayı seven biriyim. Allah Allah ya, hiç belli olmuyor yani şapkandan falan da hani hiç. Evet, hiç yani, belli olmuyor. Hiç belli olmuyor gerçekten. Ya, biraz ön planda olmayı seven biriyim galiba bu. Yani. Keşke ben şey deseydim. Ya Mustafa ile ortak özelliğimiz ikimizin de çok iyi olması. Ay, bu sadece bunu kesip koyarsan hiç olmaz abi. Feyza Civelek olarak Nilay sizin gözünüzden nasıl biri? Aşağılık kompleksi olan ve gerçekten sevgiye muhtaç bir insan. O yüzden önüne çıkan her şeyi ezip geçecek biri. Aslında kötü biri gibi gözüküyor. Aslında içinde iyi biri. Sadece başta çok kötü bir karakterdi. Ben onu biraz daha mesela komedi ekledim. Komedi ekledikçe aslında Nilay'ın nasıl bir kişilik olduğunu bence seyirciler daha iyi anladı, daha iyi adapte oldular karaktere diye düşünüyorum. Emrah Altın Toprak olarak Mustafa sizin gözünüzden nasıl biri? Çok iyi biri. Ne kadar kesiyormuş. yani çocuk biri ya. Tamamen çocuk biri yani. Bütün hareketleri, tavırları, hayata bakış şekli, olaylara yaklaşması, algıları,
bayağı 10-12 yaşında bir çocuk gibi. Canlandırdığınız karakterlerin hangi özelliğini değiştirmek isterdiniz? Ben hiçbir özelliğini değiştirmek istemezdim. Ben çok seviyorum karakteri. Belki bir tık daha patavatsız olmayabilirdim. Özellik de değil ki onlar yani. Yani saflığın falan değiştirebileceğim bir şey de değil. O yüzden şimdi değiştirmek istemem. Nilay'ın elçiniz olmasını ister miydiniz? Kesinlikle istemez. Ya da ister. Yok, benim gibi elçi her yere lazım. İsterdim öyle lazım. Ben yani zaten görmem bile öyle bir elçim olsa. O derece yani. Yok abi görmem ya. Biliyorum. Son noktayı koydu. Ay, o kadar zor bir şey değil ya, gitmezsin, görmezsin. Görmezsin. Biter, aynen. Ama yani aynı evde yaşadığın aynı elti falan, of, mahvolursun abi. Böyle bir eş ister miydin? Kesin. Cevap yetti. Öyle. Çekerken etkilendiğiniz bir sahne oldu mu? Benim Ceren'le oynadığım sahne. Nur Sema Mustafa sahnesi. Nur Sema'nın düğününden sonra ve Mustafa'nın ona gidip özür dilediği sahne, lokanta açılışından sonra. Hakikaten Ceren de çok iyi oynadığı için o siyah siyah gözleriyle beni öyle bir mahcup etti ki yani hakikaten suratına bakamamıştım. Nur Sema'yla Doğa'yla bir sahnem vardı. Odalarına, Doğa'nın odasına gidip işte isyan ediyordum. İşte beni aralarına almadığı için. Çok duygusal bir sahneydi benim için. Gerçekten ilk defa Nilay'ın hiç ya dışarı haykırdığı bir sahneydi. Çok duygusal bir sahneydi benim için. Çok etkilenmiştim. Hem oynayışımdan hem sahne açısından çok önemli bir sahneydi benim için. Yemek yapmayı sever misiniz? Güzel yaparım dediğiniz bir yemek var mı? Valla ben severim yemek yapmayı. Ama yani kendi başıma evdeyken pek yemek yapmam. Böyle eşim, dostum, şarif hani sevdiklerime yemek yapmayı severim açıkçası. Genel olarak da et yemeklerini ve balık yemeklerini iyi yaptım şu an. Ben domates, fıstık bile söylemem. Çok küçük. Nilay olarak mı konuştum, Feyza olarak mı? Artık tamam. Kim ne anlıyorsun? Çok küçük. Çok küçük, çok küçük. Mangal yaparım. Mangal nasıl yapıyorsun? Bayağı etleri kendim koyuyorum, ateş atıyor falan. Ateş atıyorsun, yere alıyorsun. Gibi. Yok bayağı ya ateşi mangalda yakarsın. Mangalda yakıyorum tabii canım. Tek bildiğim o. Okay. Ama yemekle çok aram yok. Bir de mutfağı sevmek farklı bir şey bence. Yani mutfağı sevmek gerekiyor yemek yapmak için. Evet evet. Ya ben de hani şey bir yerden değil. Bana böyle bir terapi gibi geldiği için ben yemek yapmayı seviyorum. Hatta evet. Mümkünse senin yani hobin o, yani bile. O yemeği yapmak böyle çok uzun sürsün falan istiyorum yani yemek kısmından. Keyif alıyorsun evet, işte. Hayatın bir film olsaydı türü ne olur? Trajedi. Fantastik. Ya bu yabancıların feel good movie dediği bir tür vardır. Ha, İzledikten evet. Sonra kendini iyi hissettiğin filmler. Öyle olmadığını. Öyle olmasını umuyorum öyle söyleyeyim yani. Yoksa. Güzel bir temeli. Evet. Sizce setin en düzenli kişisi kimdir? Ben. Hmm. Sen mi? Sen mi? En düzensiz olacaktı galiba. Çok güzeldi. Bence Settar abidir. Yani. Settar abi. Evet. Anam, bence de Settar abidir. Yani o Settar abinin eşyalarla temasında bile böyle bir özen bir özen var vardır yani. Sizce setin en komik, en eğlenceli kişisi kimdir? Yine ben de istiyorsan. Yine. Valla benim için en komik, en eğlenceli kişisi Ceren'le Sibel abla arasında böyle bir hani git gel var hep ama bence Ceren. Ben de üçüncü olurum herhalde. Ne olsun istiyorsun kızım? Ya ben Barış Kılıç'la bu üçüncü projem. Barış Kılıç'ın bende yeri çok ayrı. Çok seviyorum kendisini. Kesinlikle Barış yani. Gözüm kapalı yani. Ömer. Biz ama çok zaman geçiremiyoruz da Barış abi. Doğru. Evet. Ya çok rahatsız yok ama olduğunda aynen. Sanki dün görüşmüşüz gibi. Bizim aramızda farklı bir enerji... Samimiyet var, çok seviyorum o yüzden ama çok komik geliyor bana Barış. Siz cesetin en sakar kişisi kimdir? Kendi söylesin. Ben bir şey demeyeceğim. Az önce de bir küçük aksaklık yapacağız. Yani siz burada hani ne kadardır buradasınız? Bir saattir buradasınız. Bir küçük aksaklık gördünüz mesela. Bir küçük sakarlık gördünüz. Bence cevabı aldınız. Hiç geldim. Konuşmaya bile gerek yok. Hani şunu şu an hani
Karavancı abilere falan sorsak söyler. O da yani bak. Sizce setin en sessiz kişisi kimdir? Evrim. Olabilir. Evrim olur. Evrim herhalde. Düşündüm o bütün şey diziyi düşünüyorum. Çünkü ben böyle sorular geldiği zaman biz hep Abdullah evdeyiz ya. Evet. Sürekli benim aklıma direkt Yunan böyle bir beş kişi geliyor. Sonra unuttuğum sonra insanlar mi oluyor. Evrim'de kalırız bence. Evrim'de kalırız. Sizce setin en dakik kişisi kimdir? Bizde şey yok biz ya pek. Bizde yok yani. Öyle yani dakik olmayan falan yok, insan evet, yok, yok hakikaten. Yok hepimiz diyelim o zaman. Evet. Sizce setin en enerjik kişisi kimdir? Bu Rahim Can'dır herhalde yani. Rahim Can evet. O gençliğinde verdiği o. Evet Rahim Can. Bunlar enerjisi. Sizi izleyen fanlarınıza buradan ne mesaj vermek istersiniz? Emre abi. Şey burada çok jenerik bir çıkış mı yapsam acaba? Hani? Bizi izlemeyene devam ederim falan. Teşekkür ederim. Yani yaptığımız işin sokakta yüz yüze karşılaştığımız insanlar tarafından takdir edildiğini görmek ve özellikle normal yani diğer dizilerden ayrı bir şekilde insanları tartışmaya sevk edecek şekilde takdir edildiğini görmek çok güzel bir şey. Emre'ye katılıyorum. Hem seyircilerimize hem bizi tanıyan insanlara gerçekten hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ve gerçekten bize güzel bir iş yaptığımızı hissettiriyorsunuz. Gurur duyuyoruz ve çok mutluyuz. Sorularınıza cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Yapıyoruz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz için. Hoş geldiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Takipte kalın.